Açın şu kapıyı! Açın dedim, açın, açın! Ne istiyorsunuz bizden? Açın dedim! Açın! Hiçbir şey de göremiyorum ki burada. Candan. Candan kim bunlar? Kim bu insanlar? Bilmiyorum Sevgi, bilmiyorum. Ya niye bizi buraya tıktılar? Niye getirdiler? Dertleri ne bizimle ben? Of! Delireceğim. Sen sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Tamam. Tamam. Yok, ben böyle kapalı yerde kalamıyorum ben. Böyle nefesim tamam. Kesiliyor. Söylemeyeyim, korkmayın. Söylemeyeyim, korkmayın. Böyle duvarlar benim üstüme gelir. Ben nefes alamam Candan burada böyle. Sakin, sakin ol. Sakin ol. Benim bir nefes almaya çalış, tamam mı? Söylemeyeyim, korkmayın. Bakın zaten babamla Uğur amca bizi arabaya çırpıştır. Evet, evet. Zaten bizi evde bulamayınca hemen harekete geçmişlerdir. Evet, Cemal amcam da öyle. Cemal amcam da çırpıştır bizi aramaya. Babana da haber vermişlerdir hem. Baban da geliyordur. Gelecekler değil mi? Gelecekler. Çıkacağız buradan. Sen sadece derin derin nefes almaya çalış, sakin olmaya çalış, tamam mı? Biz buradayız, sen sakin ol. Derin derin nefes al, hiç korkma, sakinleş. Tamam mı? Sakin olmaya çalış, gelecek. Ben gidiyorum abi kızımı bulmaya. Ya oğlum nereye? Otur şuraya. Ya nereye otur ya? Nereye otur? Oğlum nereye gidiyorsun saçma? Ya bırak Uğur. Lan oğlum benim ciğerim yanmıyor mu ya? He? Yani ben istemiyor muyum Örif'i bulup gırtlağına çökmeyi? Tamam basalım gidelim. Hep beraber gidelim de nereye gideceğiz? Nereye? Yani mecbur oturup beklemek zorundayız oğlum ya. Neyi bekleyeceğiz neyi? Herif kızımı kaçırmış, Candan'ı kaçırmış, Sevgi'yi kaçırmış. Neyi bekleyeceğiz? Oğlum daha önce de söyledim sana. Adamların aramasını bekleyeceğiz. Ya nereden biliyorsun arayacaklarını? Lan arayacaklar çünkü bir şey istiyorlar. Oğlum zarar vermek isteseler burada verirlerdi lan. Niye alıp götürsünler herifler? Bak, belli ki karşılığında bir şey isteyecekler. İstedikleri şey ne bilmiyorum ama o istedikleri şeyi alana kadar hiçbirine zarar vermezler. Ya güven bana. Geldin. Reşat abi hoş geldin. Sen niye buraya kadar zahmet ettin ki? Neredeler? İçeride abi. Abi. Rahat olun, rahat olun. Bu kızın mı? Aynen abi. Siz kimsiniz? Siz de Demir'in eşi olmalısınız. Siz kimsiniz dedim. Benim kim olduğum önemli değil, sizi ilgilendirmez. Bakın,
Derdiniz ne bilmiyorum ama şu an çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Ben hata yapmam hanımefendi. Hatayı eşiniz Demir yaptı. Ne? O ne demek? O şu demek. Benim sizinle işim yok. Benim işim Demir'le. Babama ne yapacaksınız? Bir şey yapamazsınız babama. Şşş. Akıllı ol bakayım. Öyle hoplayıp zıplama. Çocuk sesini hiç sevmem. Öykücüğüm. Benim babama hiçbir şey yapamazsınız, tamam mı? Hiçbir şey yapamazsınız. O sizi mahvedecek çünkü. Mahvedecek sizi, mahvedecek. Laflara bak. Duydun mu? Bana bak. Babanın bana ufak bir borcu var. Onu halledeceğiz, o kadar. Baba. Öykü, Öykü. Öykü, Öykü sen dur. Öykü sen dur. Ne borcuymuş o? O bırakın bana kalsın. Şimdi uslu uslu oturun. Candan neydi şimdi bu? Bilmiyorum Sevgi, bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi ne yapalım abi? Demir ara. Ya sabah oldu, arayan soran yok. Ben gidiyorum arkadaş. Oğlum saçma saçma iş yapma ya. Ya ne? Biri arıyor. Aç aç aç. Kim lan bu? Alo. Alo Demir. Kimsin lan sen? Benim kim olduğum önemli değil. Ulan bana bak. Eğer kızıma bir zarar verdiysen, eğer diğerlerinin saçının teline zarar verdiysen yaşatmam seni. Duydun mu beni? Sakin ol Demir. Sakin falan olamam. Kimsin, necisin bilmiyorum ama öldürürüm seni. Ama biz seninle böyle anlaşamayacağız. Kapatıyorum telefonu. Yazık oldu. Kızın da seninle konuşmak istiyordu. Dur dur dur. Kapatma, kapatma. Ne istiyorsun? Kızını ve diğerlerini istiyorsan oğlum. Bana dün akşamın zararını çıkartacaksın. Ne? Bak diyorum ki dün akşam kaybettiğim parayı hemen yerine koyacaksın. Dün geceki Sevgiyat'tan gelecek para artık senden gelecek. Kızını ve diğerlerini ancak öyle bırakırım. Kaç para? Kaç para istiyorsun? 1 milyon. Ben nereden bulacağım lan o parayı yarına kadar, ha? Bana benim işimi bozmadan düşünecektin. Sen parayı hazırla. Ben arayıp buluşma yerini bildireceğim. Tamam lan. Tamam, bulacağım o parayı. Ama beni kızımla görüştüreceksin. Kızımın sesini duymadan kılımın bile kıpırdatmayacağım. Gel buraya. Buyur abi. Kızıyla konuşacakmış. Ne oldu? Dur. Al babanla konuş. Baba. Kızım. Babacığım. Kızım iyi misin? Korkma, tamam mı? Ben çok iyiyim, tamam mı? Sen merak etme. Baba. Tamam kızım, bak. Kapattı. Ulan Allah korusun. Ne yapacağız lan? Nereden bulacağız oğlum bu parayı? Oğlum, kim bu? Bu Arif dediğin adam bu mu, ha? Dur, dur, dur. Ne yapıyorsun? Arif abi arıyorum. Alo. Alo, Arif abi. Beni hangi yüzle arıyorsun Cemal? Çok büyük iş bozdunuz. Benim de hesap verdiğim insanlar var. İş Reşat abiye gitti. Çok sakat biri, bulaşmayacaktınız. Benim de tepemdeler. Arif abi, bir çocuğun hayatı söz konusu abi. Kurban olayım, yardımcı ol. İstedikleri parayı götürün. Başka türlü çözülmez bu iş. Ne? Ne diyor? İş artık Arif abi de değilmiş. Kimdeymiş? Bilmiyorum. Reşat diye bir herif. Arif abi çok sakat bir herif diyor.
Ne yapacağız lan? Nasıl bulacağız bu parayı? Yok kardeşim yok. Ben gidiyorum oğlum. Ben gidiyorum. Önüme gelen ilk kasayı patlatıyorum. Böyle olmaz. Böyle bekleyemeyiz. Ben size söyleyeyim. Ben gidiyorum ya. Uğur bir dur. Nereye gidiyorsun oğlum? Uğur haklı. Başka çaremiz yok. Ya Demir bir dur abi. Ne yapıyorsunuz ya? Lan nereden bulacağız bu parayı? Lan bilmiyorum. Bir dur. Yok abi yok ya. Beklenmez oğlum böyle. O kadar parayı kim çıkarıp verecek lan bize? Ben gideceğim patlatacağım bir yeri, tamam mı? Girerim içeri. Girerim içeri bakarsınız bana, tamam mı? Ben gidiyorum aga. Uğur. Acananın yüreğini mi indireceksin oğlum? Ya soygun moygun yok. İçeriye düşmeyi riske alamayız. Tamam mı? Biraz akıllı olun lan. Kızların size ihtiyacı var. Ya Cemal sen anlamıyorsun galiba. Lan kim çıkarıp 1 milyonu şak diye verecek bize? Yürüyün gidiyoruz. Nereye gidiyoruz oğlum? Demir, bu herif parayı verir mi lan bize? Denemekten başka şansımız yok. Siz beni burada bekleyin, ben geliyorum. Şşş, nereye gidiyorsun oğlum? Öyle tek başına hareket etmek yok artık. Hep beraberiz. Hadi. Bu saatte? Canlara bir şey mi oldu yoksa? Evet. Ne oldu Canlara, anlatsana. İçeride konuşalım mı? Geçin. Demir anlatsana ne oldu? Kardeş bir sakin ol, anlatacak adam bir dur. Murat. Candan ve Öykü kaçırıldı. Ne? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Öyle bir halimiz mi var bizim? Ne demek ya kaçırıldı? Kim kaçırdı? Neden kaçırdı canları? Benim yüzümden. Benden intikam almak isteyen adamlar kaçırdı. Ya sen ne pislik bir herif çıktın ya? Sen ne bela bir adamsın? Kızın karşısına çıktığın günden beri kızın başı beladan kurtulmadı, farkında mısın? Sen ne istiyorsun lan bu kızdan? He? Ne istiyorsun Demir? Bak sana söylüyorum. Candan'ın başına bir şey gelirse var ya... Murat Bey. Bak herkesin canı burnunda zaten. Buraya bir şeyleri beraber çözmeye geldik. Adamın kızı kaçırılmış lan, kızı ötesi mi var? Ya beraber çözelim dediğin ne? Geldiniz benden para istiyorsunuz değil mi? Evet. Yani etrafımızda bir milyon lira verecek bir tek zengin sen varsın. 1 milyon öyle mi? Ya bu da tezgahsa? Ya şu an beni de soyuyorsanız? Siz üçünüz hırsız değil misiniz? Murat bak seni ikna edecek vaktimiz yok. Verecek misin parayı, vermeyecek misin onu söyle. Adam bir soru sordu sana. Parayı verecek misin, vermeyecek misin? Bak kardeş sen beni tanımıyorsun. Paranı geri ödeyeceğiz. Söz. Vereceğim. Sağ ol Murat. Sağ ol. O zaman biz senden parayı alırız. Adamlar da arayıp buluşma yerini söyleyince götürür veririz. Yok öyle olmaz bu iş. Anlamadım. Nasıl öyle olmaz? Önce polise gideceğiz. Saçmalama Murat. Ne diyorsun sen? Ne polisi? Nasıl ne polisi Demir? Ya boşuna verirsek o kadar parayı? Ya kızları bırakmazlarsa? Lan ne kıymetli paran varmış senin? Ya mevzu para değil, anlamıyor musunuz? Ya parayı alıp kaçarlarsa, ya canlarını bırakmazlarsa? Yani parayı verdiğimizde mi kalalım? Ya başka şansımız yok Murat. Yani yok, başka bir çözüm gelmiyor aklımıza. Demir, polisle beraber hareket edeceğiz. Ben riske atamam bunu. Bak sen bu adamları tanımıyorsun ha. Bu işe polis karıştırılmaz. Ders teper. Madem benden parayı istiyorsunuz, o zaman polisle beraber hareket edeceğiz. Bekleyin beni burada. Haydi.
Açsan oğlum şunu. Açamam kardeşim. Kapat o zaman. Kapayamam da. Cemal ya lan. Polis. Yani şey, Hüseyin komiser. Tabii oğlum, Sevgi eve gidemeyince herif kafayı yedi. Bir dakika, bir dakika. Senin bu Sevgi hocanın babası polis mi? Aynen, aynen kardeşim. Aferin. Aç vur, aç. Söyle. Yapacak bir şey yok. Babası. Hüseyin komiserim. Uğur. Kızım seninle mi? Yok. Değil benimle. Bana bak. Nerede bu kız? Çabuk söyle, gebertirim şimdi. Koşsana. Kızımın başına bir şey mi geldi lan? Uğur. Kızım nerede? Kızım nerede? Nerede? Beyler. Hadi. Hadi oğlum. Komiserim, Allah'ın belası herif. Ben söyledim kızıma, söyledim. Hırsızdan uğursuzdan hayır gelmez dedim. Ama dinlemedi beni. Ne işin vardı kızımın yanında? Vallahi komiserim, ne söyleseniz, ne yapsanız haklısınız. Uğursuz herif! Komiserim, benim yüzümden. Uğur'un bir suçu yok, her şey benim yüzümden oldu. Yok yani, Uğur'un gerçekten bir suçu yok. O Reşat, Ahmet bana kötülük yapmak için çevremdekilere zarar veriyorlar. Ama size söz veriyorum. Demir olarak değil. Bir babanın babaya söz olarak kabul edin bunu. Kızınızı da kızımı da çıkaracağım oradan. Senin kendine ayrın yok be. Komiserim, ne yapacağız peki? Yani bizim yapabileceğimiz bir şey varsa... Yok, sizin yapacağınız tek şey susup oturmak. Bu fidyeyi nereye götüreceğini söylediler mi? Yarın arayacaklar. Tamam. O zaman organize şubeyle birlikte hareket ederiz. Ama bak, bu arada kendi kendinize iş çevirmeye kalkmayın. Üçünüze içeri tıkarma. Ha, komiserim, ben söylemesem buraya bile gelmiyorlardı ki. Vallahi ben bu üçüne güvenmiyorum. Siz ne söylerseniz yapmaya hazırız komiserim. Murat. Yarın kaçta hazır edersin parayı? Benim muhatabım sen değilsin Demir. Emniyet. Kuzum. Hadi kapat gözlerini, uyu biraz. Uyuyamıyorum canım Allah. Çünkü çok susadım. Çok üşüyorum. Öykücüğüm, bir dakika. Bağırma be Carcan. Su lazım, çocuk susadı. Bir battaniye lazım. Duyuyor musunuz? Yok size su mu? Ne demek su yok, neden? Emir öyle. Ne kapılarını açın ne de bir şey verin bende. Ya saçmalamayın, çocuk var. Ya ne demek su vermemek? Canım. Sevgi. Sevgi, iyi misin? Sevgi, ne oldu? Sevgi, iyi misin? Sevgi, otur.
Alamıyorum. Burnundan al. Al. Burnundan al, ağzından ver. Tamam. Sakinleş. Nefes al. Tamam. Tamam. Sakinleş, uzak bacaklarına. Yüremin. Kalbim. Tamam. Kalbim. Burayı açalım burayı. Tamam. Sevgi. Bak Sevgi, şu an panik atak geçiriyorsun. Hiçbir sorun yok. Ben buradayım. Tamam. Nefes al. Nefes al. Kalemin bir şey yoktu. Nefes al. Ben korkunca ne yapıyorum biliyor musunuz? Hani ben böyle hastanelerde bir makineye giriyorum ya. O zaman böyle kıpırdamadan yatıyorum ya. Birazcık korkuyorum. Ama size belli etmiyorum. Ve onu da düşünmemek için hayal kuruyorum. Çok istediğim bir şey düşünüyorum. Hatta bir keresinde Canan ablamla babamın evlendiğini düşündüm. Oldu. Hadi hep beraber bir hayal kuralım. Çok istediğimiz bir şey. El ele tutuşun. Gözler. Güzel bir yaz günüymüş. Rengarenk süslerle dolu bir plajdayız. Canan ablamla babam el ele. Siz de Uğur amine barışmışsınız. Hepimiz çok mutluymuşuz. Ben kumdan kale yapıyorum. Sonra Uğur abim gelip kalemi bozuyor. Sen ne yapıyorsun ya? Babamla biz onu kovalıyoruz. Sonra onlar beni kovalamaya başlıyor. Cemal amcam beni kurtarıyor. Gel. Kimse birbirine küs değilmiş. Artık kimse tartışmıyor. Hepimiz çok ama çok mutluyuz. Biraz daha iyi geldi mi öğretmenim? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi bakalım. Hallet şu işi Faik. Mahcup etme beni Reşat abiye. Abi merak etme, o iş bende. İyice anladın değil mi? Abi aşk olsun, sen de bana hiç güvenmiyorsun ha. Anladım dedim ya. İyi, haber bekliyorum senden. Eyvallah abi, sıkıntı yok. Ya mevzu para değil, anlamıyor musunuz? Ya parayı alıp kaçarlarsa, ya canlarını bırakmazlarsa? Yani parayı verdiğimizde mi kalalım? Beyler, bu Murat'ın dedikleri aklıma takıldı benim. Ya kardeş, ben de aynı şeyi düşünüyordum da. Hadi sana söylemeyeyim dedim. Şu parayı alıp da kızları bırakmam mevzusu değil mi? Ben de tutuldum vallahi. Adam haklı. Ya herif bize kazık atarsa, kör dövüşündeyiz. E oğlum, bütün ipler adamın elinde. Lan biz herifi tanımıyoruz bile. Ya bizim bir şekilde kendimizi güçlendirmemiz, kuvvetlendirmemiz lazım. İyi de nasıl oğlum ya? Başka izler bulacağız. Aynen öyle. Murat'ı da polisleri de işe karıştırmadan kendi fisliğimizi kendimiz temizleyeceğiz. Cemal sen çeksene bir mekanlara bakalım falan, soruşturalım. Eyvallah kardeşim. Alemde bir üçümüzü görsün diyorsun ha? Aynen. Vallahi şöyle dostla düşmana bir haberimiz gitsin bizim de. Silahşörler geri döndü. Ha Uğur efendi. Ya Uğur, kardeş, sen de çok canını sıkma. Sevgi hocamızı burnu bile kanamadan geri getireceğiz. İnşallah kardeşim, vallahi inşallah. Yani ona bir şey olursa ben... Hiçbir şey yemedi akşam.
Bir mısır girdi midesine, tuzlu tuzlu. Nasıl susamıştır? Ben bile susadım Candan. Hiç şikayet de etmedi. Etmedi. Hiçbir zaman şikayet etmez ki. Bağırıp çağırmadı da. Hatta beni sakinleştirdi. Öykü gerçekten çok güçlü bir çocuk. Çocuklardan öğreneceğim çok şey var. Öğreneceğimiz çok şey var. Bunu her gün deneyimliyorum ama bugünü bu geceyi hiç unutmayacağım. Rüya görüyor galiba. Ejderhalarla, canavarlarla savaştım anca geldim. Kusura bakma kızım. Hepsini yendin mi peki? Yendim tabii, yendim. Şşş. Tamam, hadi bir anlatı gidelim. Tamam, önce. Candan ablan da Sevgi öğretmeni uyandıralım, çabuk. Öğretmenim. Candan. Öğretmenim. Candan. Demir. Demir. Ah, çok şükür kurtulduk. Hadi. Çabuk. Ben size demiştim. Babam bizi burada bırakıp gitmez demiştim. Çabuk hadi. Ne dedi? Babam bizi burada yalnız bırakmaz demiştim. Ayhan, ne haber? İyilik, hayırdır? Ne oldu? Faik'i arıyoruz. Ahmet'in kardeşi Faik. Biliyor musun yerini? Ben bilmem abi. Ya oğlum, ya senin bilmediğin bir var mı? E bayağıdır gelmedi. O gelmese de haberi gelmiştir oğlum. Ortalık yangın yerine döndü. Nerede bu herif? Biliyorsundur, söyle. Abi görmedin diyorum. Ama... Aması ne lan? Bir yemişler abisiyle. Nakliye işi falan mı ne varmış, onu patlatmışlar. Ya tamam, onu biliyoruz. Bilmediğimiz bir şey söyle. Bu işten önce Faik buralarda B'ye varıyordu. Ev mi? Ha. Temiz bey var mı diye gelip sordu. Ahmet'i saklayacaklardır. Ben bilmem artık kimi saklayacak. Nereye yolladın sen onları? Bizim bir abi var. Temiz, boşta bir evi vardı. Oraya gönderdim. Kardeş, sen adresi söyleyeceğim mi yoksa böyle boş muhabbet mi yapacağız? Ha? Hayır yani, bizim fazla vaktimiz yok da ondan diyorum ben. Yaz bakayım şuraya adresi. Hadi. Ters bakma, bana adresi yaz. Akşam canımı sıkma. Eyvallah. Alo. Abi, kuşlar kafese girdi. Oğlum, bir şey diyeceğim lan. Şansımız bayağı yaver gidiyor. Eve bir gidiyoruz, elimizde koyduğumuz gibi buluyoruz evi. Düşünsene. Bir dakika.
şansımız sizce de fazla yaver gitmiyor mu? Ha? Nasıl lan? Ya köşe bucak bu adamı arıyorduk. Hop diye adresi elimize düştü. Oğlum bazen çok takılmayacaksın ya. Nasip diyeceksin geçeceksin bu hayatta. Aynen oğlum, Allah yardım ediyor işte. Şansımız döndü demek ki. Ne güzel. İnşallah öyledir. Sevgi. Uyuyamadın değil mi? Öyle biraz içim geçmiş ama sonra geri uyandım. Benim de. Ya şuraya uzan istersen, burası daha rahat. İstemiyorum. Nasıl masum uykusun? Candan, buradan kurtulalım. Artık öyle eften püften şeylere can sıkmak, üzülmek, ağlamak yok. Gerçekten yani ufak tefek saçma sapan şeyler için hiç dert edemeyeceğim kendimi. Uğur'la da hemen barışacağım. Ne kadar saçma böyle küs kalmak durduk yere. Adam zaten pişman oldu, geldi, özür diledi. Mutlu mesut yaşamak varken niye küs kalalım? Hayat ne kadar kısa baksan. İnsanın başına neler gelebiliyor. Yani birbirini kırmak, üzmek ne kadar saçma. Vallahi benim böyle burada iki büklüm oturarak aklım başıma geldi artık. Benim de. Buradan çıkar çıkmaz Demir'den özür dileyeceğim. Kızmadan, hesap sormadan konuşacağım. O kadar haksızlık ettim ki ona. Üstüne gittim. Kaç kere beni sevdiğini söylemeye çalıştı ama anlamazdan geldim. Çıkalım, sen de söylersin. Saklamazsın artık duygularını falan. Biz bu adamların nesini sevdik sence Sevgi? Kalplerini sevdik Candan. İkisinin de kocaman birer kalbi var. Kalplerini sevdik. Öyle astığım astı kestiğim kestik tiplerinin altında. İkisinin de birer tane erkek çocuğu var. Yani evet, yanlış şeyler yapmışlar. Yanlış yollara sapmışlar. Ama yalnızlarmış. Çaresizlermiş. Tek başlarına büyümüşler Candan. Ve tek başlarına olunca da büyüyememişler. Hep çocuk kalmışlar. Belki de bir aileleri olsaymış. Her şey çok farklı olurmuş. Ama geç değil, değil mi? Bizim için de, onlar için de geç değil. Aile olmak için, sevmek için, sevilmek için. Bence de. Biz onlara destek olursak, onların mutluluğu hak ettiğini onlara hissettirirsek, hiç ayrılmamak üzere doğru yolu bulmalarını sağlayabiliriz. Ben inanıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.